Sevgili arkadaşlar, yeniden merhaba. İkinci ünitemiz temel araçlar, menüler, yardımcı pencereler ve işlevleri. Arkadaşlar, aslında temel araçlar, menüler, yardımcı pencereler konusunu açıklamak için şöyle bir benzetme yapmak yerinde olur. Hepimizin evinde, odamızda veya çalışma ortamında dolap veya çekmecelerimiz vardır. Bunları bir amaca göre düzenler ve ayırırız. Bazen kutu içinde kutucuklar yaparak alt bölümler yaratırız. Bu bize ulaşım ve kullanma kolaylığı sağlar. İşte temel araçlar, menüler ve yardımcı pencereler de aynen böyle. Her birinin ismine tam olarak hakim olamasanız bile kullandıkça yerini, işlev ve ilişkisini anlayarak bunları hatırlayacaksınız. Arkadaşlar, bu üniteyi tamamladıktan sonra program menüsünde çalışma alanı oluşturarak dosyaları açabilecek, araçlar panel menüsünü tanıyarak amaçlarına göre kullanabilecek, araç kutusundaki araçları kullanabilecek, seçenekler çubuğunun özelliklerini açıklayabilecek, panelleri kullanım alanlarına göre sıralayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Her programın kendine ait özelliklerini çalışma alanına yansıtacak araçları vardır. Bu araçlar çalışma alanına kattıkları değer gözetilerek farklı bölgelerde konumlandırılmışlardır. En çok kullanılanlar daha çok göz önünde bulundurulabilecekleri alanlara, daha az kullanılanlar ise bazı seçeneklerin altında alt menülerde gizli olarak bulunabilirler. Programların etkili olarak kullanılabilmesi her şeyden önce bu araçların iyi kullanılabilmesine ve komutların doğru verilebilmesine bağlıdır. Bu ünitede programı sağlıklı kullanabilmek için gerekli araçların, menülerin, seçenek çubuklarının ve paletlerin tanıtımı yapılacaktır. Adobe Photoshop programı çalışma alanının kullanıcısı tarafından düzenlenmesine imkanlar sunar. Kullanıcı program ve araçlarını ve yardımcı pencerelerini kendi alışkanlıklarına ya da kullanma tercihlerine göre düzenleyip gizleyebilme esnekliğine sahiptir. Taşınabilen yardımcı pencereler ve araç kutuları ekranın değişik bölgelerinde konumlandırılabilir. Adobe Photoshop programında hem piksel denen kareciklerden oluşmuş bitmap dijital resimlerle hem de boyutları büyütüldüğünde keskinliği değişmeyen vektörel çizimlerle de birlikte çalışılabilir. Görüntü işlem programlarının içinde çizim oluşturulabilir ya da farklı kaynaklardan programa görüntüler de çağrılabilir. Aslında arkadaşlar, bu dediğim programlama bir nevi de kişisel bir özelliktir. Hepimizin masasında, kimimizin kalem kutusu sol tarafta, kimimizde sağ tarafta durursa ya da telefonumuz için alıştığımız bir yer varsa çalışma odamızda, aynen bu da böyledir. O yüzden bu özellikleri de arzu ettiğiniz gibi konumlandırıp kendinize özgü bir çalışma düzeni yaratmanız mümkün. Peki bu görüntüleri nasıl elde edebiliriz? Şimdi isterseniz onlara bakalım. Dijital fotoğraf makinesinden gelen fotoğraflar, geleneksel yöntemlerle oluşturulmuş görsellerin taranması, farklı yöntemlerle sayısallaştırılmış görüntüler içeren görsel bankaları, farklı programlarda oluşturulmuş görseller, filmlerden yakalanan video görselleri, programları çalıştırmak ve dosya açmak için masa üstüne program kısa yoluyla kaydedilebilir. Kullandığımız programlar ise macOS'ta Application dosyası içinde, Windows'ta da Start Programs altında bulunur ve buradan çağrılabilir. Uygulama başlatıldığı zaman varsayılan programlar içine alırsak doğrudan bilgisayarımız açıldığında da en çok kullandığımız yazılımları tek tek açmadan, her seferinde tek tek açmadan doğrudan açılmasını sağlayabiliriz. Program açıldığında aşağıdaki çalışma alanı görülür. Program çalıştırıldığında ekranda solda kaydırılabilen bir araç kutusu, üst tarafta bir menü çubuğu, onun altında araç seçenekleri çubuğu, kaydırılabilen paletler ve açılan dosyaya ait bir çalışma alanı yer alır.
Genellikle palet grupları resmin alanının sağında, araç kutusu da resim alanının solunda bulunur. Ancak demin de söylediğim gibi isteğe bağlı olarak her ikisi de yerleri değiştirilebilen hareketli özelliklere sahiptir. Araç kutusunun üzerinde seçim araçları, taşıma araçları, boyama araçları, onarma ve düzenleme araçları, ön ve arka renk seçme araçları, görüntüleme araçları bulunmaktadır. Kullanılmak istenen aracın üzerine bir kez tıklayarak imlecin o aracın kabiliyetine bürünmesi sağlanır. Bir araç seçilirken klavye tuşlarının yardımıyla diğer bir araca geçmek için kısa yollarda kullanılır. Bir aracın seçeneğinin köşesinde görülen küçük ok işareti aslında bu aracın penceresinin üzerine tıklanıp biraz beklediğinde gizli olarak farklı araçların açılması anlamına gelir. Seçenekler çubuğu menü çubuğunun altında ve ekranın üst tarafındadır. Araç kutusundaki her bir aracın kendine ait çeşitli özellikleri vardır. Seçilen herhangi bir aracın bu seçenekleri araç seçenekleri çubuğunun üzerinde belirir. Araç kutusu üzerinde seçili olan araca göre araç seçenekleri çubuğunun üzerindeki seçenekler de değişir. Paletler, layers, katmanlar, channels, kanallar, paths, vektörel çizim seçenekleri, history, yapılmış işlem sırası, geriye dönük işlem sırası, action, otomatik işlem sırası, tools, presets, araç ayarları, color, renk oluşturma, styles, farklı stiller, info, bilgi, navigator, gezinti, brushes, fırça uçları, karakter ve paragraf, yazı karakterleri ve blue gibi yardımcı pencerelerden oluşur. Hepsinin bir arada kullanılması çok nadir görülebilen bir durumdur. Kullanıma göre paletler gizlenebilir ve görünür hale getirilebilir. Kullanımımıza göre paletleri gruplamak da mümkündür. Tüm paletlerin listesi Windows menüsünün altında görülebilir. Bu menüden istenen paletlerin açılması ya da kapanması sağlanabilir. Paletler kullanım sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Ancak kullanıcı paletleri kendi ihtiyaçlarına göre de düzenleyebilir. Bunun için bir palet grubundaki paleti fare yardımıyla başka bir gruba taşımak yeterlidir. Sevgili arkadaşlar, yazılımların versiyonları geliştikçe menüler, araçlar ve işlevleri de gelişmekte. Bazen yerleri de maalesef değişmekte. Çoğu kez yazılım evleri benzer araçları aynı bölümde gruplayarak bir çeşit kutu içinde kutu mantığını kullanmakta. Aslında aracın yerinden çok işlevini, hangi amaçla kullanıldığını iyi öğrenirsek, basit bir akıl yürütmeyle amacımıza ulaşabiliriz. Sevgili arkadaşlar, temel araçlar, menüler, yardımcı pencereler ve işlevleri isimli bu üniteyi çalışırken sizlere başarılar diliyorum. Sağlık ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.